Yani güzel sanatlar çevresi, Ruhi Suyu mesela. Her bizim ne diyor? Bir onların bir grubu var bu Adalet Cildi Özbek'ler. Yazlar bir yerle gelirlermiş. Bunlar da tarafından bir sorun. Onların fotoğrafçı var, böyle şeyler var. Ruhi Su da yeni çıkmış. Ruhi Su dinlerlermiş. Halen yapıyorlar bir çeşit yerle, öyle değil. Müskilat kullanıyorlar. Öyle söylüyorum. Çevresi de var, yıllarda. Fakat şunu söyleyeceğim. Şunun için bu entelektüeller benim entelektüelleri birisi. İkincisi, bütün bir cemiyeti, Türkiye beni mahvetti. Türkiye beni mahvetti ifadesi bunun karşılığıdır. Burada biraz önce söylediğim kendimizi feda etmemiz gerektiren bir tarihimiz var cümlesini de alabilirsiniz. Kendisini hiçbir zaman takdir edilmemiş olmasına ilişkin hınç olarak da düşünebilirsiniz. Mesela kendisine iltifat etmesini istediği bir numaralardan hocasıdır. Yahya Kemal, dostu ve hocası, hocası ve dostu ve hocası. Ama üstad, nedense... Ahmet Hamdi Bey'i çok ciddiye almaz. Arkadaşlarına bakıyorsunuz, 42 diye diyorlar, 42 Hamdi var diyoruz. Bir de o meşhur Hamdi'cik ifadesi vardır. Hafta mecburasında İstanbul dedikoduları yazıyor, Adalet Hamdi. Sadece haftada yazmıyor. Bu yazılar bulunduruyor. Çok güzel. Yeni İstanbul'da da yazmış. İstanbul dedikoduları, sosyete dedikoduları yazıyor. Orada çok malzeme var. Kim kimle dedikodu yapıyor, kim kimle çıkıyor, kim kimle işte kuru yapıyor. Hepsi var. Yani, anlatıyor. İsim isim anlatıyor. O yazılardan birinde Hamdi çıktı diyor. Ahmet Hamdi Bey. Biliyorsunuz Adalet Cimcoz'da falan bir fotoğrafı var. Böyle utangaç bir delikanlı gibi. Adalet Hanım da çok dominant bir. O çevrenin içinde, fakat sanatkarlığına itibar edelim. Dolayısıyla üçüncüsü, kendisine acılar. Bu Saadet Ergun'un o üç bölümü var ya, üç bölümü var. 1948'e kadar olan döneme ilişkin, ha onun başında aydaki kadında bir rüya var. Rüya denilen uyanır şey, senin. Bir güneş şeklinde bir altın hocam rüyada görmüş. Ona ulaşmaya çalışıyor, başlıyor. Sonra uyanıyor kahraman. Şimdi burada dikkat ediniz. Bunu bir hazır bir makla anlattım ama çok izah edemedim demek ki. Tam bunlardaki simgeselin merkezinde şey vardır. Bir. Bir. Bu biri şey gibi düşünmeyiz, tasavvuftaki bir gibi düşünmeyiz. Bunu bütünlük diye düşünürüz. Bütünlük, tamamiyet, kemal, bu üç şeylere verilmeyiz. Üçü de tam olarak gelmesidir. Şiir ve rüyada geçer. Kemal, bütünlük, tamamiyet dediği şey. Bu bizi uzlete götürür, iç huzuruna götürür. Bu ne biliyor musunuz? Estetik denilen şey ahenktir. Estetik denilen şey, şu altın uyum. Neyin uyumu? Zihninizin ve hayatınızın. Hayatınızın nesnelerinin zihninizdeki duyarlılığın, değerlerin birbiriyle uyumudur. Şu değildir mesela. Oğlum başka bir kızla çıkarken helal olsunlar sana aferin derken kızım bir delikanlıyla çıkarken ayıp bir şey kızım demen bir uyumsuzluk. Burada bir değer sıkıntısı vardır. Bu zihinde çelişki var demektir. Bir başka şey söylüyorum. Birçoğumuz köylüyüz, ben köylüyüm mesela. Yıllarca o telefonun üzerinde annemin eliyle ördüğü, tığ ile ördüğü böyle güzel bir boya vardı. Telefonla konuşuyorduk, üzeri ördüğü. Senelerce bir siyah beyaz telefonumuzun üzerinden yine el işlemesi güzel şeyler koyarsa. Oğuz Atay'ın bir romanının kapağında da biraz. Var mı? Yoktur. Aydaki kadında dinlenen müzik cazdır. Ve nefret eden cazdır. Ben cazdır. Bir köylü olarak bunu söylüyorum. Zincalı müziği sunuşturuyor. Müzikleşik arkadaşlar. Bunu söylüyor. Bir bir kim söylüyor. Tampınar, klasik batı. Sonra da Yahya Kemal diye sonra da. Yahya Kemal de tanıyor aslında şimdi. Klasik tutulursa kıyısı. Fakat o kadar
sensasyon, yani incelik, zarafet yok. Yok. Bambaşka bir şey. Estetik yok. Ve Türkiye'de yaşıyor bu reparti, İstanbul, hepimizin siperlerle daha iyi bir vatan cephesi, mimar esinler İstanbul'daki. Burada estetik çıkmıyor işte. Estetik yok ya. Huzursuzluğunun sebeplerini söylüyorum. Bunu da Sartre Yerlame Enstitüsü'nde iklimize ediyoruz sonra. Ha şeyi söyleyeceğim. O romandaki rüyada, o altın, güneşe benzeri altın, ha buraya dönecek işte. Bütün tamamiyet kemal deniliyor. Klasik okuma biçimleri huzur. Nuran isim sembolizasyonu dedi. Parlaktır, güneştir. Simya'da kainatın merkezi güneştir. Simya'da. Simya, Çin'de biliyorsunuz. Çin simyası vardır. İşte değişik maddelerden işlemler yaparak, bir takım işlemler yaparak değişik maddelerden altı etme işlemler. Fakat bu işin kimyevi tarafıdır. Böyle bir şey yoktur. Bir türlü anlatamıyorum. Bu simgesel bir şeydir. Semboldür. İç huzurunun sembolüdür simya edilmiş. Oradaki altın denilen şey bir simgedir. Simyacılarda da simge. İnsanın iç bütünlüğünün simgesidir. Yin ve yang uyumu budur. Şimdi yani dişi ve renk uyumu budur. Artık bunu tam buna bir arkadaşım şeyi okumuş, vermişti kitabı Hazreti Gülhan'ı. Şöyle diye bana mesaj göndermiş. Tanpınar'ın sinyacı olduğunu nereden çıkardı? Ben Tanpınar'ın sinyacı demedim. 19. asrın, bakın söylüyorum, Hoffman sinya okumuş ve sembolik sinya kullanıyor. Hoffman. Christ iddia ediyoruz. Nerede? Rambo, bütün bunlar hocam. Şaşırıyorum şimdi onların simyayı. Esapavut işte. Esapavut ya. Adam simgesel simyadan mı söz ediyor? İç huzuru dediğim şey. Yani biraz önce söylediğim duygu ve düşüncelerimizin hayatımızla, zihnimizle ne varsa duyarlılığımızla uyumundan söz ediyorum. Bütünlük denilen şey budur. Tam buna bunlar, duran bunun bildiğimiz altın altın değil yani. Bütün göndermeler öyle. Ve nitekim roman içinde hatırlar mısınız doktorun babası nasıl kaybetmiş? Varlığını definitifine kaybetmiş. Bütün varlığını diyor. Bir arada simyaya ulaşıyor. Askeri doktor İhsan bir hasta ya getiriyor. Nitekim konuşuyorlar diyece. Babasını anlatıyor. Bir Bektaşi deliye rastlıyor. Bir deli var. Bektaşiymiş. Ondan bahsediyor. Hemen yanında da babasının, doktor söylüyor bunu, bütün varlığı yoğunu define arayışında. Hepimiz de defineciyiz aslında, sembolik bakarsın. Çünkü define arıyoruz. Ve sonra bir miktar da diyor, sinyayla uğraştı. Adam zaten söylüyor. Kanunların nerede daha o en başta birinci ikramiyedeki piyango bileti, sinyanın altını o işte, iç huzuru denilen şeydir. Daha nasıl söylesin? Yanındaki de hepsi seyyarlar. Güneş orada, Nuran duruyor. Etrafında kimler var? Suat var, Mümtaz var, Orhan var, Selim var vesaire. O zaman hiç sembol yani. Adam bunu da yapmış. Hakikaten bunları okuyor. Kütüphanesinde kitapları görseniz. Yayınlandım diyorsun. Anlarım diye yayınlandım. Hilmi Yavuz da yazdı. Çok şaşırttı beni, çok zayıf bir kütüphanesi varmış. Ben mesela benim kitaplarımı kimler alacak? Nereden biliyorsun kitaplarının ondan ibaret olduğunu? Sayı olarak bakıyor tabii bilmiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Hepimiz az çok okuyan insanlarız. Bazı insanlara kitaplarımızı veririz, geri gelmez değil mi? Biz öldükten sonra onları alırlar, dağıtırlar vesaire. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Bir de şey değil, nitelik önemli. Tefekkürü kaybettiğimiz için şeylerin kendisi de kalmadı, anlamı da kalmadı yani. Tefekkür denilen bir şey yok. Kabak Hoca'dan kitap kalmadı. Ya. Hüseyin Ali Emre'ydi. Evet, orada da mesela yani o zaman 1962'de öldükten sonra Kaplan Merhum belki bilmiyorum yani liste çıkarılmış.
imzaladılar, imzasızlar falan. O zaman şeye koymuşlar Türkiye'de o kolejin içinde. Onun bütün şeyi var. Bu Tanrı'nın huzursuz, estetiği, huzursuzluğun estetiklerinde şey. Şimdi bunun Milah ismi, ütopik dil dediğim şey, dilin ütopik haline getirilmesi. Zaten dil, biraz önce saf edebiyat mevzunu anlatırken, ütopik dilin vasıfları arasında figürasyon, figüratif dil diyorlar şimdi. James Clark, figüratif dil hakikaten birçok anlama gelen dil. Klasik şiir gibi figüratiftir. Bunun içinde alegori vardır, bunun içinde sembole müsait bir dil vardır, bunun içinde istiare vardır, değil mi? Bunun içinde işte bir sürü İngilizce benzetme sanatları. Ben buna dil oyunları diyorum. Dil oyunları aslında yani. Nitekim metni zengin kılan şey orada budur. Ve Tanpınar'ı bizim okumamızı, yorumlamamızı, defalarca yorumlamamızı, böyle mi diyordu, şöyle mi diyor diyor. Bir tarafıyla bu. Yani birinci derece dil bir defa. Türkçe yani hakikaten. Birincisi bu. İkincisi onun tiplerinin mitikleştirilmesi meselesi vardır. Bizi temsil ediyor. Kendimizi buluyoruz. Yani Suad'ın nihilizminde ben kendimi buluyorum. Mümtaz'ın sentez merakında ben kendimi buluyorum. Mümtaz'ın Nuran'da bulduğu, Nuran'a yüklediği anlamda ben kendi aşklarıma yüklediğim anlamda buluyorum. O da bir bütün değil midir? Kaldık hakikat dediğimiz şey geriye doğru bulunabilen şeydir. Geriye doğru bulunamazsınız. Varlık bir ağaç gibidir. Hakikati kavramak için geriye doğruma dönmemiz icap eder. Bu da bize Bersun'u hatırlatır. Üç zaman aynı anlamda durumu. Durum dediği şeydir. Bilinç böyle hani kar topu gibi. Kendi ifadesine sorun. Kar topu gibi. İlerler hem şimdiyi, hem geçmişi, hem geleceği aynı anda kapsar. Aynı anda kapsar. Tanpınar'ın medeniyet teklifinin özü budur. Özü budur. Yani şuradaki efendim, İki Mahmut Türbesi'nin yıkılması anlamsız, onun burada durmasının bize ne zararı var diye basitleştirerek kanıtıyorum. Yani geçmişle aramızda sert bir duvar örmeyelim. Yanı başımıza dursun ve biz geleceğimizi inşa ederken onu da hesaba katalım. Hani o uzun uzun anlatılıyor ya, bu muhafazakarlık değil, bu modernlik. Bir şey sözünde de aynı şey söylüyor ya, yeniye karşı beslenen işleyen kaybolan şeylerin aklından duyulan üzüntü. Şeyden hocam, ülkü mecmuasındaki imzasız yazılarda, ülkü mecmuasında imzasız yazılar var orada, kendisinin evrakta gördüğüm için diyor ya, Ülkü Mecmuası'nın ikinci döneminde diyor, baş yazıları ben yazıyordum Ahmet Hüsnü Bey'le beraber. Fakat diyor, ismini koymuyorum mütevazılıktan diyor. Onları yayınladım işte. Orada mesela sık sık milli şuur nedir, milli hayat nedir? Bunları tarif ediyor. Milli mazi nedir? Neyi kastettiğini açıklıyor. O kadar şey gayret ediyor ki. Tam da çünkü o günlerde Mahmur Mesle tefrika ediliyor. Ve Mahmur Besli tefrik edildiği için Tanpınar eskiyi özlüyor, Osmanlıcı diye dedikodu çıkıyor. Osmanlı hayranları diyor. Bundan çok rahatsız oluyor biliyorsunuz. Sonra değişik bir sebeple de romanın tefrikasını kesiyor zaten. Ama dediğim gibi dille, çünkü Lacan'ın bir ifadesi getirdiği zaman epey geçti, sakınızı zorlamayın. Bilinç dışı dil gibi yapılanmıştır diyor ya. Bilinç dışı dil gibi yapılanmıştır. Hepimizin çocukluğunda annemiz hangi durum karşısında, hangi sıfat kullanmışsa o durumun imgesi bizde onunla beraber düşüyor. Dolayısıyla kullandığımız dile ait kelimelere farklı anlamlar vermemiz buradan kaynaklanıyor. Dünyanın hiçbir dilinde Tanrı %100 iletişmek için iletişime kabiliyeti vermemiştir. Bu imkansızdır. Dünyanın hiçbir dili anlamı %100 aktaramaz. Bu imkansız. Çünkü anlam dile getirildiği yerde olmayandır. Dile getirildiği yerde olmayandır. Sevgilimize onu ne kadar sevdiğimizi dile getirdiğimiz anda anlamı ifade etmektedir dilimiz. Dostunuza ne kadar kıymet verdiğiniz cümleye dökerseniz orada anlam kaybolur. Dil anlamıyla.
sizin zihninizin yapılandığı hassasiyetleriniz, psikolojiniz vesaire kelime yokluğunuz anlamda yapılandır. Dolayısıyla Tanpınar'ın saatleri ayarlama, ayarlama içindeki metodu öyle söyleyeyim, kendi zihnini kazıma çabasıdır. Kazımamızın tek bir yolu var. Kendi zaaflarımızı ironize etmek. İronize ederse tüketiriz, biter. Anlam yok olur zaten. Dünyaya anlam yüklemiş Ahmet Hamdi Tanpınar. Aşklara anlam yüklemiş, dostluklara yüklemiş vesaire. Ne yapmanız lazım, ne yapmanız lazım? Açık ya. Kazıyacak. Nasıl? İronize ederek. İronize ederek. Romanın ironik değeri. Her şekilde okuyabilirsiniz. İşte Cumhuriyet Devleti ironize ediyor, şunu ediyor vesaire diye yazdım. Fakat şu olmadı mesela. Valla bu kadar konusunda söylemiyorum. Orada mesela Kaiser Andronikos'un hazineleri aradığı şeylerden birisi bu. Seyyid Rahavi Harabi ve hazine aradı. Birisi bir şey, elmas. Kaşıkçı baş elması mı? Birisi bu hocam. İki kişi, bütün roman boyunca o simyacı grup bunların peşinde. Birisi tam olarak kelimeler, birisi tam olarak dilindeki anlamdır. Aslında. Kaiser Andronikos'un hazineleri dediği şey tam olarak kelimeleridir. Diğer de elmas bir şey çalışıyor. Bunun peşindedir yani kahraman. Sevgi Fulat'tır kendisi yani öyle diyelim. Bu da yüklediği anlamdır hayatta işte. Dedim ki Seyyid Kutullah dedim, bana hep böyle hatırladı. Bunu çok özel bir bilgi olarak söyleyeyim. Bu konuşmama dahil etmeyiz. Seyyid Kutullah dedim, harabe de oturur. Saatler ayarlama üstünde ama sevgilisi Asel Van Ay'dadır demişti. Tanpınar 7 sene, yanlış hatırlamıyorsam, Narmanlı Han'da bir odada kaldı. Ve huzuru orada yazdı. Fakat zihninde dünya edebiyatının ne büyük hayalleri var. Hiçbirimizin kuramadığı hayalleri yazdı. Sevgilisi Asel var. Yani hayal. Nurhan da mesela. Ne kadar da kendisine benziyor. Çok teşekkür ederim. Sağolunuzu söyleyelim. Yoklar almıştım ama öyle kaldı. Bakış makış dedi. İşte eşyalı değil. Dişi eşyalı değil. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Hocam çok teşekkür ederiz. Sabrınızı zorla. Bizim çocukluğumuzda daha okumadan bir takım hayaller kurduğumuzda bu bir çoban kulübesinde padişah rüyası yönelik olarak Tamam mı?